Salam, efirde gündemde stüdyoda Hikmet Zeynalı. Bugün çok vacib ve Türk tarixi için əlamətdar hadiselerden danışacağız. Belə ki, Türkiye hərbi sənayesi ile paralel inkişaf eden kosmos sənayesinde de uğurlar elde edir. Bugün Türkiye tarixinde daha bir əlamətdar gün olarak qeyd edildi. Səhər saatlerinde Elon Musk'ın rəhbərliyi ile Falcon 9 şirkəti TürkSat 5B Pekini kosmosa göndərdi. Mövzumuz Türkiye'nin kosmik sənayesi ile bağlıdır. Studiyamızın qonağı Türkiye Kosmik Agentliyinin rəhbəri Sərdar Hüseyin Yıldırımdır. Sərdar Bey, hoş gördük sizi studiyamıza. Hoş gəlmişsiniz, ölkəmizə şərəf vermişsiniz. Hoş gördük. Bugün qeyd etdiyimiz kimi Türkiye için əlamətdar bir gündür. Artıq ildə 2 dəfə peyk göndərilir kosmosa. Sərdar Bey, elə ilkin giriş üçün Türkiye'nin attığı uğurların ümumiyyətlə Azərbaycana gəlişinizin ilk növbədə səbəbi və Türkiyənin bu cür uğurlarının gələcəkdə ümumiyyətlə bütün Türk dünyası üçün önəmindən danışmaq istərdik. Şimdi teşekkür ederim. Tabii kozmos çalışmaları, uzay çalışmaları bütün dünyada artık çok önem kazandı. Hayatımıza her sahada giriyor bu uzaydaki sistemler ve artık uzay sistemleri olmadan birçok şeyi yapamaz hale geldik. Dolayısıyla Türk dünyası bundan bir yane kalamaz. Türkiye de kalamaz. Türkiye 2 sene önce Türkiye Uzay Ajansı'nı, Kozmik Agentliği kurarak bir adım attı ve bu adım çerçevesinde uzay çalışmaları bir çatı altında toplandı, derlendi, toparlandı, koordine edildi ve çok ciddi bir milli uzay programı ortaya konarak harekete geçildi. Şimdi dün, daha doğrusu bu sabah fırlatılan TürkSat 5B uydusu bizim için çok mutlu bir hadise oldu. Şimdi haberleşme uyduları, telekomünikasyon uyduları noktasında 5 tane uydumuz oldu. 5. uydumuz bu. Ve bu yeni nesil bir uydu olduğu için çok kapasiteli, çok da önde giden bir uydu. Bizim kapasitemizi çok arttırdı. Fakat bizim Bakü ziyaretimizin esas sebebi, burası önemli, biliyorsunuz Türk dili konuşan ülkeler topluluğu vardı. Bunun ismi son İstanbul'da yapılan toplantıyla Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüştürüldü, değişti. Artık 5 ülke tam üye buraya, 2 tane de gözlemci üye var. 7 üyeden oluşan, 7 ülkeden oluşan bir topluluk. Bunlar Türk toplulukları. Yani Türkiye ve Türkiye'nin çevresinde yer alan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan. Türk dilli devletler mi? Türk dilli devletler. Şimdi bunların bir uzay işbirliği için bir adım atmak gerekiyor. Belki. Buna bir başlamak istedik ve Azerbaycan'da Azerkozmos'un ev sahipliğinde Bakü'de bunun ilk toplantısını yapalım istedik. Onun için Bakü'deyiz. Bu toplantı tarihi bir toplantı olacak. Çok önemli bir adım. Çünkü bu devletler uzay sahasında beraber çalışacaklarını bütün dünyaya ilan edecekler, gösterecekler. Ve belki ufak projelerle başlayacağız ama daha sonra büyüyen, önemi artan projelerle uzayda Türk dünyasının varlığını, hep beraber varlığını göstermiş olacağız. Ümid edək, biz de bunu gözləyirik Sərdar Bey. Sərdar Bey, bu əsnada uzayda Türk dilli dövlətlər arasında, xüsusilə kosmik sənayede böyük uğurlara əl atan Türkiye'nin məhz bu segmentdə tarixi uğurlarından danışmaq istərdim. Türkiyə kosmik sənayeye adım attığı gündən bugünə kimi nə kimi uğurlar qazanıb və bu uğurlardan necə faydalanır Türkiyə? Evet. Türkiye'deki uzay çalışmalarının tarihi 20 sene kadar, 20 yıl kadar geri gidiyor. Bu da daha çok tabii PEK çalışmaları, uydu çalışmalarıydı. TürkSat uydularıyla başladı. Önce tabii dışarıdan bunu satın alarak başladık. Ama bundan 15 yıl evvel yakın yörüngede dolaşan ve gözlem uydusu diyebileceğimiz, uzaktan algılama dediğimiz uyduları kendimiz imal etmek niyetiyle yola çıktık. Birinci bir uydu yaptık Bilsat adıyla. Bunu fırlattık. Bu çalıştı. Sonra ömrünü tamamladı. Şu anda aktif değil. Daha sonra Rasat diye bir uydu yaptık. Bunun büyük bölümü Türkiye'de yapıldı. Yani yarıya yakını diyelim. Daha sonra Göktürk 2 uydusu. Aynı şekilde bir bölümü Türkiye'de imal edildi. Geliştirildi. Göktürk 1 uydusu yine dışarıdan temin edilerek fırlatıldı. Bunlar bizim yakın yörüngede dolaşan uydularımız. Ama şimdi şu anda bu uydu yapma, PEK yapma, geliştirme, dizayn etme ve entegrasyon ve test etme kabiliyetleriyle Türkiye artık uydu yapan bir ülke haline geldi. Kendi uydularını yapan bir ülke haline geldi. Şu anda iki uydu çalışılıyor. Birisi TürkSat 6A uydusu ki o da bir telekomünikasyon uydusudur. Bunu 2023 yılının başında fırlatmayı planlıyoruz. Bir de İMECE adıyla yine
büyük bir fotoğraf makinesi, bir teleskop üzerine taşıyan uyduyu yakın yörüngeye fırlatmak için onu da kendimiz imal ediyoruz. Burada sevindirici husus, bu çalışmalarda yerli katkı payı, yani ülkenin bizzat kendi kaynaklarımızla yaptığımız kısmı %60'lara, 60 faizlere kadar yükseldi. Bu da çok sevindirici bir gelişme. En önemli gelişme bu Türkiye'de. Bunun dışında tabii fırlatma sistemleri de çalışıyoruz ama orada biraz daha mesafe almamız lazım. Aydındır Serdar Bey, belə bir sualım da olacaq. Türkiye'nin kosmosda növbəti illər üçün və hal-hazırda araşdırdığımız zaman bir sıra layihələrin olduğunu görürük. Bunlar UTAS-R, KORAK kimi layihələr var və gələcəkdə də yəni, agentliyin nəzdində fəaliyyət göstərəcək bir sıra layihələr olacağını planlaşdırılır. Bu layihələr haqqında nə deyə bilərik və gələcəkdə Türkiyənin artıq PEİK-dən əlavə digər planetlərdə, kosmosda araşdırma misiyalarında görə bilərikmi? Bu da çok mühim bir sual. Teşekkür ederim. Şimdi bu senenin başında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin açıkladığı, ilan ettiği bir programımız var. Milli Uzay Programı. Burada 10 tane hedefimiz var. Bu 10 büyük hedef her birisi Türkiye için, aslında bütün de kardeşlerimiz için, bütün Türk dünyası için de önem taşıyor. Mühim hedefler. Tabii bunların mesela bir tanesi, sualinize istinaden, bir ay misyonumuz var. Biz kendi yaptığımız bir araçla, Türkiye'de imal edilecek bir araçla, uzay aracıyla ve kendi roket motorumuzla Ay'a ulaşmayı hedefliyoruz. Bu ne zaman olacak? 2023. yılın sonuna kadar Ay'a dokunmayı hedefliyoruz. Yani Ay'a ulaşmayı. Tabii bu insansız bunlar. Sadece araç gidecek. 2028. yılda ise bir yumuşak iniş yaparak Ay'a bir rover indirmeyi, gezen araç indirmeyi ve Ay'ın yüzeyinden, satığından bilgi toplayıp ülkemize aktarmayı planlıyoruz. Böyle çok ciddi bir misyonumuz var. Bu tabii hiç yapılmamış, hatta hiç denenmemiş, tecrübe edilmemiş bir şey. Dolayısıyla zor bir hedef. Ama Türkiye bunu başaracaktır Allah'ın izniyle ve başardığı zaman bütün dünyada da farklı bir yerde olacaktır. Evet. Ve bundan tabii ki bütün kardeşlerimize istifade edecektir. Sadece bu da değil, bölgesel bir konumlama sistemi çalışmamız var. Bir uzay limanı projemiz var. Uzay havasını yerden gözlemleme, yerden gözlem kapasitelerimizi, teleskoplarımızı geliştirme projelerimiz var. Bir ekosistem oluşturma projemiz var. Yani bu 10 hedefin her biri Türkiye'yi ilerletecek, çok ciddi hamleler yaptıracak hedeflerdir. Mən buna əminəm, Sərdar bəy. Belə deyək, TÜRKSAT 5B fırlatıldığı dönəmdən öncəki dövrlərdə Elon Musk üzərinə, Falcon 9 üzərinə və Türkiyə üzərinə böyük baskılar var idi. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi kosmik sənayedə təmsil olunmaq artıq yeni bir addım kimi dünya ölkələrə, yəni bu addımı heç də hər bir ölkə ata bilmir və Türkiyə artıq bu istiqamətdə ciddi irəliləyişlər əldə edir. Sizcə bu tip baskılar nəyə görə Türkiyənin məhz kosmik sənayedə inkişafının qabağını kəsməyə çalışırlar? Bunun sebebi şudur, artık kozmos öyle bir yere geldi ki dünyada, demin de söylediğim gibi onsuz olmaz. Uzayda yoksanız, kozmosta yoksanız dünyada da artık söz sahibi olamayacaksınız. Çünkü bütün önemli sistemler, sadece telekomünikasyon değil, güvenlik sistemleri, silah sistemleri, efendim haberleşmeden sonra ekonomik ve fabrikalar, hatta üretim, madencilik gibi birçok saha uzaya çıkmaktadır. Evet. Uzayda bunlar yer almaktadır. Bunun için böyle çalışmaların yapıldığı bir yerde bizim olmamamız mümkün değil. Ama tabii kimse sizi burada güçlü bir şekilde var olmanızı istemez. Bir rekabet var çünkü burada ve büyük kaynaklar söz konusu. Mesela Ay'a gidilecek. Ay'da biliyoruz ki dünyada çok az bulunan bazı elementler var. Şimdi su da bulundu buz halinde Ay'ın güney kutbunda. Dolayısıyla biliyorsunuz Ay'da bir koloni kurma çalışması var. Bunu hem batıda var, hem de Rusya ile Çin'in ortak projesi var. İki tane proje birden yürüyor. Artemis projesini Amerikalılar yürütüyor. İşte bu ILRS dediğimiz projeyi ise Ruslar ve Çinliler ortak yürütüyorlar. Şimdi istemezler ki biz de oralarda olalım. Çünkü bu kaynakların paylaşılması malum istenmez. Herkes kendisi bunu kullanmak ister. Ama bunun önlemek şöyle mümkün değil. Siz eğer kendi teknolojinizi, kendi sistemlerinizi kendiniz geliştiriyorsanız, kendiniz yapıyorsanız bunu kimse engelleyemez. Ama dışarıya bağımlıysanız, birilerinden mutlaka bir takım şeyler almak zorundaysanız o zaman engelleyebilirler. Şimdi biz işte bunu aşmaya çalışıyoruz. Bunu bazı sektörlerde açtık. Savunma sanayinde siz de biliyorsunuz bizim İHA'lar, SİHA'lar, bu insansız araçlar çok başarı kazandı, çok önem kazandı. Buradaki başarıyı uzay sektöründe de tekrarlayarak
bu insansız sistemleri de kullanarak biz adım atacağız ve yürüyeceğiz. Bunun önünün kesilebileceğini ben zannetmiyorum. Mən də elə düşünürəm, Sərdar bəy. Belə bir sualım da olacaq. Ümumiyyətlə, Türkiyənin belə deyək, kosmik sənayeye çıxışında bir hərbi sənayesinin inkişafının da payı var. Bu məlumdur ki, bu sənayeye adım atanda bu hər zaman çətinliklə yeni bir sənaye keçiddə böyük çətinliklər olur. Türkiyənin əsas çətinlikləri nə olub və hal-hazırda nə kimi çətinlikləri var və burada insan faktoru. Türkiyədə hal-hazırda kosmik sənayeye tam çıxmaq üçün kifayət qədər insan kapitalı var mı? Bu sahəni bilən mütəxəssislər yetişir mi? Evet, çok güzel bir sual bu da. Teşekkür ederim. Evet, öncelikle tabii Türkiye bütün zorluklara rağmen söylediğimiz gibi adımlarını atıyor. Ama aslında insan kapitalinde, insan kaynağında sıkıntımız yok değil. Yani yeterli uzmanımız henüz yok, bunu söyleyebilirim. Ama biz bu konuda da hedef koyduk. 2030. yıla kadar 10 bin uzman, 10 bin expert seviyesine çıkmak istiyoruz. Bu tabii dünya ölçeğinde yine çok fazla olmayabilir ama bizim gibi ülkeler için çok ciddi bir adımdır bu. Bunu yapmamız lazım. Ama şu anda bu olurken eksiğimizi nasıl gidereceğiz? Nereden bu insan kaynağını bulup kullanacağız? Burası çok önemli. İşte burada da yine kardeş ülkeler, Türk devletleri, bizim dost gördüğümüz, bizimle işbirliği yapmaya hazır olan ülkelerin insanları önem kazanıyor. Biz onlarla beraber işbirliği yaparak bunları çözebiliriz. Yani bizdeki eksikleri oradan tamamlarız. Onların eksiği varsa biz koyarız ve böylece bir işbirliğinde bir sinerji oluşturarak hep beraber daha güçlü bir şekilde var olabiliriz. Bunu böyle aşacağımızı düşünüyorum. Çünkü hakikaten yakın çevremize ve dost ülkelere, kardeş ülkelere baktığımız zaman insan kaynağının olduğunu görüyoruz. Evet, yine bir büyük güçler kadar değil. Yani Amerika, Rusya, Çin gibi o kadar güçlü değil ama yine de bizim ihtiyacımızı karşılayacak ölçüde olabileceğini öngörüyoruz. Bunlardan istifade edeceğiz. Bu arada da kendi diğer uzmanlarımızı da yetiştireceğiz. Bunun için zaten şu anda da adımlarımızı atıyoruz. Üniversitelerimizde çalışmalarımızı başlattık bu konuda. Bəs sizcə bu mütəxəssislər Türk dilli dövlətlərin içərisindədirmi? Çünki Türk dilli dövlətlərdə xaricdə təhsil alan tələbələr çox zaman elə həmin ölkələrdə qalıb çalışmağa üstünlük verirlər. Onların bu işlərə cəlbi sizcə nə dərəcədə mümkündür? Ben mümkün olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu Türk devletlerinde eski dönemden kalma bu temel ilimler konusunda çok iyi yetişmiş insanlar var. Hocalar var, hakikaten profesörler var. Bunlar dediğiniz gibi dünyanın her yerinde de işliyorlar, yapabiliyorlar. Biz bunlardan Türkiye'de belli bir zemin, bir şartları oluşturduktan sonra istifade etmek istiyoruz. Sadece onlardan değil, şu anda Amerika'da, Avrupa'da, işte başka yerlerde çalışmakta olan, iş işlemekte olan bir sürü insanımız var. Bizden giden de var, sizlerden gidenler de var, çok var. Bunları da değerlendirelim ama şunu da görmemiz lazım. Bu insanlara bizim çalışmalarımızın cazip gelmesi için biraz büyük hedefler koymamız da lazım. Yani orada yaptığı işi bırakıp, Avrupa'da, Amerika'da yapmakta olduğu işi bırakıp Türkiye'ye veya bizim coğrafyamıza gelecekse bunun bir motivasyonu da olması lazım. Mesela bizim ay programımız işte burada önemli bir hedef. Diyor ki insanlarımız, ben dışarıda da bunu konuştum, birçok gencimiz beni bulup söylüyorlar. Bu program bizi çok heyecanlandırdı. Biz de bu konunun içinde olmak istiyoruz. Yani aya gidecek olan ilk defa bir Türk aracı aya gidecek. Bu aracın yapımında, mühendisliğinde, efendim, entegrasyonunda, testlerde biz de bulunmak istiyoruz. Bu bir tarihi bir şey çünkü. Burada yer almak istiyoruz diyorlar. İşte böyle büyük projelerle bu insanları motive edebilirsek ben inanıyorum ki döneceklerdir. Bizim ülkemizde ve kardeş ülkelerle beraber yapacağımız projelerde yer alacaklardır. Burada Sərdar bəy bir məsələni də qeyd edim. Sən kosmosa çıxmaq, ümumiyyətlə uzay araçları fırlatmaq və peyklər göndərmək, bunlar çox xərc tələb eləyən məsələlərdir və kifayət qədər də vəsaitlər ayrılır. Sizcə bu xərclərə dövlətlə paralel olaraq özəl şirkətlər də Türkiyədə və Azərbaycanda kifayət qədər güclü şirkətlər var. Cəlb olunmalıdırlarmı və buna yatırım etməkdə onlar nə kimi üstünlüklər qazana bilər? Demin hədəflərimizi sayarkən bir tane de hedef söyledim, ekosistem diye. Evet. Ekosistem yani bu uzay sanayinin, kozmik sanayinin ekosistemi. Bunun mutlaka gelişmesi lazım, inkişaf etmesi lazım. Şimdi bakınız, Amerika'da artık NASA kendisi yapmıyor.
bunu özel sektöre bırakıyor. Evet. Birçok firma, işte bizim 5B uydumuzu fırlatan SpaceX firması gibi veya işte Virgin Galactic gibi, Blue Origin gibi, daha birçok firmalar, Lockheed Martin gibi, Boeing gibi, bir sürü SNC gibi çok sayıda firma var. Hepsi bunlar özel şirket. Ama bunlar büyük, güçlü bir sermayeyle bu işe girmişler ve bütün dünyaya da hizmet veriyorlar. Şimdi bizim şöyle bir engel var, bir sıkıntımız var. Bu da şudur, bizim kendi ölçeğimiz, yani Türkiye'nin kendi ihtiyaçları ve hatta komşu ülkelerin de ihtiyaçları büyük bir sektörü beslemeye yetmiyor. Yani bunun için işte dünyaya açılarak, dünyayla beraber hareket ederek, işbirliği yaparak bunu ürettiğimiz sistemleri herkese satabilmemiz, dünyaya satabilmemiz gerekiyor. Ancak o zaman özel sektör şirketleri için bu alanda cazip olacaktır. Yoksa şu anda çekiniyorlar. Aslında Türkiye'de çok isteyen var. Bu sektöre yatırım yapmak isteyen, invest etmek isteyen çok var. Fakat şöyle bir düşüncesi var. İşte sizin de söylediğiniz gibi Türkiye yılda bir tane peyk atıyorsa, siz de bir parçasını bunun yapıyorsanız bir tane yapacaksınız yılda. Bu sizi ayakta tutmaz. Ama Azerbaycan'ın yapacağı, atacağı peyke de, Kazakistan'ın peykine de, işte Özbekistan'ın peykine de, ne bileyim diğer komşu ülkelerin, işte dost ülkelerin peyklerine de bu parçayı satabilirseniz, o zaman şirketiniz ayakta kalır, yaşar. İşte bunu sağlamamız lazım. Onun için iş birlikleri, güç birlikleri burada çok mühim. Biz bunu çok önemsiyoruz. Serdar Bey, bunun bir de kazanç tarafı var ki, şirketler bunun kazancı ve kosmik sanayi, ümumiyyətlə Amerika təcrübəsi onu göstərir ki, kifayət qədər kazançlı bir sektordur. Burada sizin de qeyd etdiyiniz kimi mədənçilik var, hansı ki bugün asteroidler üzerinden qızıl ve diğer kıymetli metallara çıxış elde edirlər. Türkiye ve xüsusilə bu tip investorları cəlb edərkən bu tip məqsəd gələcəkdə Türkiye'nin kommersiya kimi fəaliyyətlərini görə bilərik mi? Bu tabi madencilik konusu özellikle biraz daha zaman alacaktır. Benim gördüğüm çalışılıyor ama daha onlarca yıl ilerideki bir konudur. Öncelikle ben şöyle görüyorum, ay misyonlarını çok önemli görüyorum. Öncelikle insanlık Ay'a gidecek ve Ay'da bir yerleşim kuracak, bir koloni kuracak ve orada insan devamlı bulunmaya başlayacak. Bunun mümkün olması da su bulunduğu içindir. Yani buz halinde su var, suyu dönüştürerek, hidrojenle oksijeni ayırarak hem solunum hem de enerji elde edebiliyorsunuz. Bu şekilde hayat devam edebiliyor. Ben bunu çok önemli görüyorum. Mars konusunu bile daha ileride belki 30 sene, 40 sene sonra gerçekleşebileceğini görüyorum. Onun için asteroid madenciliğinden çok önce biz şunu yapmak istiyoruz Hikmet Bey. Yakın yörüngede şimdi ISS var malum, Uluslararası Uzay İstasyonu. Evet. Bu 5 ülkenin ortak çalışmasıdır. Fakat bu artık ömrünü dolduruyor. 25 sene oldu. Şimdi yenileri oluşacak bunun. 7 tane platformdan bahsediliyor. Yakın yörüngede kurulacak ve bunlar üretim yapacaklar. Fabrika gibi çalışacaklar. Ben. İşte biz bunlarda yer almak istiyoruz Türkiye olarak. Bu görüşmelerimiz de devam ediyor. Bence en büyük adımlardan birisi bu olacaktır. Hatta 3D print de səhv eləmirəmsə artık organları sünniləşdirmək vs. Evet. Bir de Serdar Bey, artık Amerika'da bu təcrübədən keçirilir. Kosmosa sərnişinlərin xüsusilə 1-2 saat ərzində turizm səfərləri. Evet. Türkiye burada təmsil olmaq istəyər mi gələcəkdə? Şimdilik öyle bir niyetimiz yok diyebilirim. Çünkü turizm önemli bir dal olacak, o görülüyor. Şu Türkiye anda, xüsusilə turizmde çok büyük bir mesafe. Doğru ama şimdi bizim onu yapmamız için öncelikle uzaya bir erişmemiz lazım. Fırlatma sistemlerimizi, roket sistemimizi geliştirmemiz lazım. Çünkü insanlı uçuşlar çok zor, çok riskli uçuşlardır. Onu sadece 3 ülke yapabiliyor dünyada. Amerika, Rusya, Çin. Başkası yapamıyor. Biz Japonlarla dahi konuştuğumuzda biz de diyorlar Amerikalılarla gidiyoruz. Yani teknolojileri olmasına rağmen çok zor işler bunlar. Türkiye daha oraya gelmesine var. Yani insanlı uçuş yapmasına var. Ama şunu söyleyebilirim. Demin çok güzel söylediniz. Düşünün ki dünyanın en zengin insanları, yani Elon Musk, işte Jeff Bezos, değil mi? Bunlar ikisi dünyanın en zengin insanı olarak biliniyorlar. Richard Branson yine öbür Virgin Galactic'in sahibi, o da bir milyarder. Bunların hepsi uzaya yatırım yapıyorlar. Buradan şunu anlamalıyız. Uzay ekonomisi bir bütün olarak turizm de dahil olmak üzere çok gelişecek, çok büyüyecek. Trilyon dolar mertebesine yakın bir zamanda çıkması bekleniyor. Dolayısıyla bizler buradan mutlaka pay almalıyız. Bu payı alabilmek için de kozmosta kuvvetli bir şekilde, tahkim edilmiş şekilde orada olmalıyız. Evet. Orada olmazsak kimse bize bu hakkı vermez. Bunu da biliyoruz.
Sərdar bəy, Azərbaycan da yəni müəyyən istiqamətlərdə kosmik sənaye istiqamətində xüsusilə müəyyən addımlar atıb, sabahki görüşdə də böyük ihtimal bu məsələlər deyiləcək. Azərbaycanın Azerspace 1 və Azerspace 2 telekommunikasiya peykləri fəaliyyət göstərir. Gələcəkdə xüsusilə Azərbaycanla Türkiyə arasında telekommunikasiyadan kənar, yəni sizcə nə kimi işbirlikləri daha avantajlı görünür və bu kimi işbirlikləri iki ölkəyə nə kimi üstünlüklər verə bilər? Şimdi Azerbaycan'la ilişkilerimiz her konuda olduğu gibi çok iyi gidiyor, çok güzel gidiyor üst seviyede. Azerkosmos'la gayet yakın çalışıyoruz. Son Dubai'deki çok büyük uzay toplantısında, kongresinde yine görüştük ve güzel bir gelişme daha. Bu toplantı her sene bir defa yapılır, bir ülkede yapılır. 2023. yılda Bakü'de olacak. Azerkosmos bunu aldı, bunu almayı başardı. Çok büyük bir başarı. Gerçekten biz de tebrik ettik. Biz de tabii destek vereceğiz bu çalışmalara. Ama Bakü'de bütün dünyanın uzay ilgilileri, şirketleri, kurumları, herkes burada toplanacak. Bu müthiş bir şey. Şimdi biz Azerkosmos'la veya genel olarak Azerbaycan kurumlarıyla, enstitüleriyle çalışmamızda telekomünikasyon uydularının haricinde gözlem uyduları konusunda, yakın yörüngede dolaşan gözlem uyduları konusunda da işbirliği yapmak istiyoruz. Bizde belli kapasiteler var. Azerbaycan'ın da bazı ihtiyaçları var. Bunların karşılanması için bir işbirliği içinde çalışmak istiyoruz. Bunun dışında diğer konularda da bir uzay limanı konusunda bizim projemiz var. Veya bölgesel bir konumlama sistemi, yani GPS diye bilinen sistemin küçük versiyonunu bizim yapabilmemizi düşünüyorum ben. Beraberce buna el atarsak yaparız. Bu bölgede bunu ortak olarak kullanabiliriz. Bunlar bu tip konularda ve daha diğer şu an aklımıza gelmeyen uzayla ilgili, kozmosla ilgili her konuda işbirliği yapmaya hazırız. Ümid eləyik Sərdar Bey ve son olarak böyle bir sualım da olacak. Azerbaycan bir il evvel bir müharibə dövrünü keçdi ve qələbə kazandı. Burada belə deyək, sizin de qeyd etdiyiniz kimi araçsız vasitələrdən, yəni insan əli olmadan, yəni insanın idarə etmədiyi bir araçlarla müharibədə qalib gəlməyimiz de mümkün oldu. Bu kosmik sənaye, hərb sənayesində hər iki ölkənin inkişafına sizcə nə kimi təkanlar verə bilər gələcək üçün? Şimdi uzay gözünden bakarsak, şimdi ben tabii onu söylemeyi de unutmayayım. Türkiye Uzay Ajansı sivil bir kurum. Askeri projelerle biz ilgilenmiyoruz. Biz de askeri projelerle savunma sanayi başkanlığımız var. Onlar ilgileniyorlar. Biz bunu ayırdık tamamen. Tamamen bir sivil yönde gidiyoruz. Ama teknoloji aynı teknolojidir. Teknolojiyi elde ettiğiniz zaman tabii başkası bu yönde kullanır, başkası sivil yönde kullanır. O ayrı. Şimdi çok doğru söylediniz. Ben de bu arada bu vesileyle, bu televizyonunuz aracılığıyla hakikaten bizim için de çok kıymetli ve önemli olan bu işgal altındaki Karabağ'ın azat olmasını tekrar tebrik ediyorum. Biz hepimizin böyle yüreği hakikaten soğudu bu şeyde, Türkiye'de. Canla başla destekledik. Bu 44 günlük savaştaki zafer çok büyük bir zafer oldu. Hakikaten Azerbaycan'ı canı gönülden tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim Sadar Bey. Bu konudaki işbirliklerimiz elbette devam edecektir. Yani ihtiyaçlarımızı karşılıklı gidermeye çalışacağız. Bunları biz yeterli olmazsa diğer dost ve kardeş ülkeleri de bu iş içine katarak, mümkün olduğu kadar halka genişleterek gücümüzü artırmamız lazım. Tabii ki bu arada ilerideki ülkelerden de istifade edeceğiz. Rusya'dan da, Amerika'dan da, hepsinden, Avrupa'dan da, ama kendi gücümüzü de geliştirmemiz, tahkim etmemiz lazım. Aydındır Sərdar Bey. Belə bir sual da istəyərdim verim. Gələcəkdə Pakistanda çünki belə deyək, dəqiq elmlər üzrə kifayət qədər kadr potensialı var. Türk dilli dövlətlərlə paralel Pakistanı da xüsusilə kosmos sənayesində Türkiyə, Azərbaycan, Pakistan üç tərəfli əməkdaşlığında görə bilərikmi? Necə düşünürsünüz? Bizim Türkiyənin Pakistanla ikili bir anlaşmamız var. Uzay konusunda ben imzaladım oradaki muhatabımızla. Çok da güzel gelişmeleri var hakikaten. Pakistan uzay sanayinde de bazı sektörlerde de gayet gelişmiş bir ülkedir. Gayet iyi kapasitesi var, kabiliyetleri var. Bunları birleştirmemiz lazım. Biz şahsen çok iyi çalışıyoruz Pakistan'la. Güzel projelere başladık şu anda. Şu anda da başlamış durumdayız. Tabii ki bu Türk Devletleri Teşkilatı'nda alacağımız kararlarla beraber Pakistan gibi daha başka ülkeleri de sayabiliriz. Endonezya'sı var, başka ülkeler var. Bunları da katarak daha güçlü bir yapı oluşturabiliriz. Bunu istiyoruz.
Aydın Sərdar Bey, təşəkkür edirik sizə studiyamızın qonağı olduğunuz üçün, bizə vaxt ayırdığınız üçün və suallarımıza çox ətraflı cavab verdiyiniz üçün. Mən də sizlərə təşəkkür ediyorum, çox memnun oldum. Təşəkkür edirik Sərdar Bey. Bəli, gündəmi izlədiniz. Türkiyənin kosmik sənayesi haqda qardaş ölkənin kosmik agentliyinin rəhbəri Sərdar Hüseyin Yıldırımla söhbət apardıq. Türkiyənin istənilən sahədə uğuru şübhəsiz ki, bir millətin vətəndaşı kimi bizlər də sevindirir. Dövr inkişaf dövrüdür və insanlıq əvvəl-axır planetimizdən kənarda da özünə yeni ev qurmalı olacaq. Ayrı 24-ü izləyin. Sağ olun.